Değerli üreticilerimiz, marketlerimize satın almış olduğumuz her türlü sebze ve meyvenin yolunu takip ediyoruz ve çıktığı noktaya kadar geldik ve bu noktalardan bir tanesi de ürünün teslim edildiği ve buradaki toplama merkezlerinde ve tasnifle ve paketleme merkezlerine teslim edildiği yere geldik. Yanımızda bir işletmenin sorumlusu olan, sorumlu yöneticisi olan Asker Gürel Bey bulunmakta. Evet Asker Bey, şimdi seralardan ürünler geldi. Üreticilerimiz ellerinde üretici karnesiyle beraber size bu ürünleri teslim ediyorlar. Evet. Şimdi ilk buradaki süreçler nedir? Buradaki süreçler, burada üretici malını getirdiği zaman bizim mal kabulümüze burada yanaştığı zaman önce bizim kalite kontrolcülerimiz malların kalitesini bakar. Ve biz burada özellikle üretici kayıt defterlerini, başta en birinci olarak üretici kayıt defterlerini sorarız. İzlenebilirlik için üretici kayıt defterlerini sorarız. Bu üretici kayıt defterlerini alırken de mal kabuldeki arkadaşlarımız bu malların ihracata veya bizim markamıza, kalitemize müşteri kardeşler olarak uyup uymadığını tespit için malları kontrol ederler. Evet. Kalitesi uygunsa şimdi, biz tamam, kabul ediliyoruz, burada çok alıyoruz. Kısa bir ara vereceğim. Buyurun. Şimdi kalite kontrolü yapan arkadaşa evet. Soralım. Sizin isminiz nedir? Ben Hıdır Demirezen. Kalite Hıdır kontrol Bey. Uzmanıyım. Evet. Şimdi Hıdır Bey, bu domates çiftçi tarafından teslim edildiyse ve burada ne tür kriterlere dikkat ediyorsunuz? Yani şimdi ihracata göre ve iç pazara göre bazı kriterleriniz varmış. Evet, evet. Nedir bunlar? Şimdi biz bu ürünü müstahsilimiz getirdiği zaman buraya önce üretici kayıt defteri olup olmadığını, getirip getirmediğini soruyoruz. O varsa eğer nereye gelmişse bu mal hangi pazara... Görelim o kayıt defterini. Buyurun. Üstünü görün tamam. Bu şekilde. Abdullah Bey. Kullandığım ilaçlar da işleniyor. Yani bu ilaçların kullanım süreleri var. Hasat işin belli bekleme süreleri var. Ben bu belli bekleme sürelerini bekledikten sonra, ilacı kullandıktan sonra öyle hasat ediyorum. Bu kalıntı problemini ortadan kaldırmak için. Tabii. Kalıntı problemini kaldırmak için. Evet. Şimdi burada sizin bir kod numaranız var. Burada görmüş olduğunuz kod sizin üretici kodu herhalde. Bu şimdi bu kayıt defterinin kodu. Sizin işletme kodunuz bu mu oluyor? Evet. Bu ciltte o yazan. Evet. Tamam. Şimdi evet buradan geldik. Bu karneyi alıyorsunuz. O bilgileri göre ürünleri teslim alıyorsunuz. Evet. Müstahsilimiz ürünü getirdiği zaman halde satın almacı arkadaşımız var bizim. Bize hemen irtibatlı bir şekilde iletişimimiz kuvvetlidir. Hemen telefon açıyor. Bize diyor ki şu müstahsil şu bölgeye aldım. Şu ürünü şu bölgeye aldım diyor. Biz geliyoruz bakıyoruz ürünü. Eğer bu ürün nereye almış atıyorum Bulgaristan'a. Bulgaristan'ın bir kalibresi var. Bir standartları var. Eğer Bulgaristan'a uygunsa, zira ilaç kalıntısı yoksa, defteri yanındaysa müstahsilin. Artı herhangi bir hastalık, tuta, leke, kara leke, o tür şimşek, o tür hastalıklar yoksa bu ürünümüzü bizim kalite kontrolümüzden geçiyor ve depomuza indiriyoruz. Daha sonra diğer işlemlerden geçmek üzere ambalajlama, paketleme yapılmak üzere içeriye alıyoruz. Bu ürünün kabulünü yapmış oluyoruz. Siz buradan kabulü gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Daha sonra içeriye teslim ediyorsunuz. Evet, daha sonra içeriye teslim ediyoruz ve banttaki bayan arkadaşlarımız ambalajımızı yapmak üzere bantlara veriliyor ürünümüz. Evet. Şimdi Asker Bey, buyurun. Burada tabii ön kontrol yapılıyor evet. Ama burada tabii kasada içerisine geliyor. Hepsini teker teker kontrol etme şansı yok. Yok. Arada mutlaka birileri kaçıyordur. Yani lekeli evet, olanlar. Evet. Onlar da içeride mi şimdi yapılıyor? Şimdi onu buradan başlayacağız. Mal kabulü burada gördük. Arkadaşımız anlattı. Buradan başlayacağız. Malı burada banda verilirken izleyeceğiz. Orada mallar teker teker, her domates teker teker elden geçiyor. Tamam, şimdi buradan her devam edelim o zaman. Devam edelim. Burada işte mal kabulümüz, burada kantarlarımız var. Burada bantlarımız var, işleme bantlarımız var, mal işleme bantlarımız var. Buradan banda veriliyor, boş kasalarımız. Kasalarımız bir kullanımlık gördüğünüz gibi. Yani buradan banda, işte arkadaşlarımız banda veriyorlar. Malları kasalarla banda veriyorlar. Şimdi içeri girdiğimiz zaman nasıl... Bunlar geldiği kasalar. Bunlar geldiği kasalar. Mallar bunda, bunlar da giriyor banda, verildiği banda. Malların işlendiği kasalarda gördüğümüz gibi karton kasalarımız var burada bizim kendimize ait. Buradan içeride şimdi malların işlendiğini göreceğiz. Evet. Yani.